İyi günler. Ekonomide Görünüm'le karşınızdayız. Ekonomide Görünüm'de ekonomi ve piyasalara dair haberleri aktaracağız. Önce piyasalara bakalım. Piyasalarda neler oluyor? Daha sonra da ekonomiye dair önemli haberler var. Bunlara bakacağız. Türkiye Bankalar Birliği'nden finansal yeniden yapılandırma kapsamında sonuçlar geldi. Az önce geldi. Sıcak bir gelişme. Onunla da devam edeceğiz. Önce piyasalara bakalım. Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor. 111.335 puanda %0,20'lik yükseliş var. Diğer taraftan dolar tarafında da yükseliş görüyoruz. Geçtiğimiz haftadan bu yana dolarda bir yükselme var. Şu anda 5.88, 2 ayın en yüksek seviyesinde dolar TL. Cuma günü 5.81 seviyesindeydi. Cuma'dan bu yana geldiği seviye 5.81'den 5.88, 2 ayın en yüksek seviyesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, özellikle Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler yine piyasalar tarafından önemli takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye'nin ABD üslerinin kapatabileceğini açıklamasının ardından piyasalarda bir Amerika-Türkiye gerilimi mi olacak endişesi hakim oldu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün açıklama yaptı. Amerika'nın nükleer füze başlıklarının bulunduğu İncirlik üssünün kapatılabileceğine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde ne kadar ciddi olduğunu anlamak için Türk mevkidaşıyla görüşmesi gerektiğini söyledi. Bu da devam ediyor. Yani orada hem Merkez Bankası'nın faiz indirimi, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 2 puanlık faiz indirimi 14'ten 12'ye çekmesi. Diğer taraftan Türkiye-Amerika ilişkileri yeniden piyasaların radarında, 5.88 dolar TL. Euro TL 6.56'da. Orada da bir yükseliş var. Yılın son günlerine doğru artık böyle dolarda ve euroda bir hareketlilik görüyoruz. Euro dolarsa 1.11.62'de. Bu arada şunu belirtelim. Çin ile Amerika arasındaki bir anlaşma ya doğru gidilmesi, faz 1 anlaşması deniyor. Henüz bir imza aşamasına geçip imzalanmadı. Ancak bunun bu anlaşmaya gidilmesi, anlaşmanın sağlandığına yönelik haberler sonrası hem ABD borsalarında hem de Asya borsalarında yükselişler vardı. ABD borsaları rekor kırmaya devam ediyor. Bakalım faiz 11.88'de, altın onsu 1479. Tabii doların yükselmesiyle ve altında da bir miktar hareketlilik var ama asıl dolar TL'deki yükselişte gram altın 279 liraya geldi ki 270-269 seviyesinde uzunca bir süre seyreden gram altın 280 liraya dayandı. Petrol ise 65 dolar seviyesine geldi. Orada da bir miktar yükseliş var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına bir zam gelebilir. Bunu belirtelim. Çünkü hem dolar yükseldi hem de petrolde bir miktar hareketlilik var. Bunun etkisini göreceğiz gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye Bankalar Birliği tarafından finansal yeniden yapılandırma kapsamında Ekim-Kasım dönemine ilişkin açıklamalar geldi. Bakın Ekim-Kasım döneminde büyük ölçekte 56 adet firma uygulama kapsamına alındı. Bu finansal yapılandırma, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Büyük ölçekli firmalar 56 adet. Bunun 4.9 milyar lirası enerji sektörüne ait, bu yapılandırmanın 137 milyon lirası ise turizm sektörüne ait. Toplamda toplam borçları 5.1 milyar lira oldu. Yapılandırılan toplam borç tutarı bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Bunu da aktarmış olalım. Bugün gelen, az önce gelen açıklama Türkiye Bankalar Birliği tarafından. Şimdi bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi milyonlarca kişiyi ilgilendiren, aslında asgari ücret anlamında işte 6 milyon hatta dolaylı 10 milyon deniyor. Ama diğer taraftan asgari geçim indirimini de kapsarsak tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde 3. buluşma gerçekleştirildi. Bugün yapılıyor. Burada TÜİK'in açıklaması merakla bekleniyor. TÜİK bir kişinin geçim harcamasını açıklayacak. O merakla bekleniyor. Şimdi mevcut asgari ücret 2020. Türk İş'in önerisi 2578. Bunun altına gelmesin diyor. 2578'lerin altında kabul etmeyeceğiz diyor. Görüşmek istemiyoruz diyor Türk İş. DİSK'in önerisi 3200 lira. Bu arada geçtiğimiz günlerde işverenlerden de açıklama gelmişti. TİSK en fazla 2262 lira olur dedi. Aynı zamanda işverenler asgari ücret için devletten de 200 lira destek istiyor. Devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılması şartıyla asgari ücrete %12 zam yapılabileceğini söylüyor. Ne olacak peki? Şimdi bugün açıklanacak olan ne? Bugün açıklanacak olana da bakalım. TÜİK'e göre bir kişinin aylık geçim harcaması, daha önceki TÜİK açıklamalarına bakalım ve asgari ücret ne olduğuna bakalım. 2018'de 1893 lira dendi TÜİK'e göre bir kişinin aylık asgari geçim harcaması. Asgari ücret 1603 lira açıklandı 2018'de.
2019 için TÜİK'e göre bir kişinin aylık geçim harcaması 2213 lira olarak açıklandı. 2019'da biliyorsunuz 2020 lira asgari ücret. Yani yaklaşık 200 lira altında, TÜİK'in açıklamasının 200 lira altında bir asgari ücret belirleniyor. 2018'de TÜİK'e göre bir kişinin aylık geçim harcaması için gereken para 1893 liraydı. 2018 için, 2019 için 2213 liraydı. Bugün de 2020 belli olacak. Bakalım oradan ne çıkacak? Dolayısıyla asgari ücrete yönelik işte bu veri, bu açıklama önemli, takip edilecek, bunu söyleyelim. Şimdi bugün gelen açıklamalardan bir tanesi de konut satışları TÜİK tarafından açıklandı. Biliyorsunuz kamu bankaları öncülüğünde, daha sonra buna özel bankalar da eşlik etti. Özel bankalar da devam etti. Faizler düşürüldü. Nereye? 0.99, oradan 0.98'e geldi hatta özel bankalarda. Sonrasında vade uzatıldı. Hem vadenin uzaması hem de faizlerin düşmesiyle, kredi faizlerinin, konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte satışlarda bir artış var. Bakın, bugün Kasım ayı satışları geldi. %54 artmış. Şimdi Ağustos ayında %5,1. Burada uzun süre sonra pozitife geçti Ağustos'ta. Eylül'de %15 arttı. Ekim'de bir miktar düştü, %2,5. Kasım'da %54 arttı. 138.372 konut satılmış. Tabii şunu belirtelim. Bu artık son günler. Yılbaşından itibaren bazı vergi istisnaları da kaldırılacak konutta. Onu da belirtelim. Tapu harcı örneğin. Devam edelim. Şimdi ilk defa satılan konutlarda, geçtiğimiz aylarda şunu görüyorduk. İlk defa satılan konutlarda bir düşüş görüyorduk. İlk defa Kasım ayında ilk defa satılan konutta bir artış var. %19,8. İkinci el daha hareketli. %83. İkinci eldeki hareketlilik daha fazla. Bunu görüyoruz. Bu kredi faizlerinin düşmesinden bu yana hep ikinci elde hareketlilik var özellikle. İlk elde, markalı konutlarda o kadar hareketlilik yok. Bunu şöyle yorumluyor uzmanlar. Özellikle daha fiyat olarak daha düşük seviyedeki fiyatlar tercih ediliyor ikinci elde. Çünkü birinci markalı konutlarda biraz fiyatlar yüksek. Bunu belirtelim. Dolayısıyla onun etkisi var. Tabii en önemli gösterge, bu konut satışlarındaki hareketliğin en önemli göstergesi, devam edelim bir bundan sonraki grafiğimize. Birazdan kredi konut satışlara bakacağız. Bakın, İstanbul'da geçtiğimiz ay bir düşüş vardı, %55 artmış. Ankara %85, İzmir %77. Yani büyük şehirlerde de ciddi hareketlilik meydana gelmiş konut satışlarında Kasım ayında. Şimdi ipotekli, yani kredili konut satışında baktığımızda nasıl bir hareketlilik var? Çok ciddi bir hareketlilik var. Artan bir ivme var. Bakın, Ağustos'ta %168, Eylül'de %410, Ekim'de %525, Kasım'da %725. Kredili konut satışı Kasım'da %725, bir önceki yıla göre artış göstermiş, ciddi bir hareketlilik. Bu da kredili konut. Peki yabancılara konut. Yabancıların ilgisi düşüyor. Kasım'da %14,6 düşmüş yabancılara konut satışı. Bunu da görüyoruz. 3.988. Diğer taraftan Radian ve Grioder yeni konut fiyat endeksini açıklıyor efendim. O ne gösteriyor? Yarın da Merkez Bankası'ndan gelecek konut fiyatları, konut fiyatlarındaki değişim gelecek. Peki markalı konutlarda peki durum ne? Bir bakalım markalı konutlardaki fiyatlara. Aylık 0.53, yıllık 2.79. Hala çok çok düşük. Enflasyonun %11 olduğunu düşündüğümüzde yıllık %2,79. Yani yatırım için alan için kaybettirmiş, onu belirtelim. Bir diğer konutla ilgili haberimizse, biliyorsunuz dar gelirlilere yönelik ucuz konut kampanyası başlatıldı. İlk günde yoğun bir ilgi vardı. Şimdi o ilgiyi biraz size göstereceğiz. Nasıl bir ilgi vardı? Ciddi anlamda bir ilgi oluştu. Şöyle ki, hem fiyatlar ucuz hem vade uzun. Dolayısıyla kampanyaya ilk gün 17.506 kişi başvurdu. En çok talep İstanbul'daki projelere oldu ve Başakşehir'deki 500 konut için, İstanbul Başakşehir'deki 500 konut için ilk gün 2.758 başvuru yapılmış efendim. 2.758, 500 konut için 4 kat fazla başvuru yapılmış. Peki neden ilgi gösteriliyor? Bakın şundan. Şimdi örnek ödeme tablosu, faiz 0.49. Bir defa faiz de çok düşük. Onu belirtelim. 0.99'dan bahsediyoruz. 0.49. 2 artı 1 konut tipi. Brüt 75 metrekare. Brütü efendim. Fiyat 140 bin lira. Peşinat 14 bin. %10 peşinat veriliyor. Kredi tutarı 126 bin lira. Kredi çekiliyor. Ve 894 lira taksit. Yine 2 artı 1 ama 85 metrekare brüt olan için aylık 1003 lira. 3 artı 1, 100 metrekare brüt evler için 160 bin lira fiyatı, 16 bin lira peşinat verilmesi gerekiyor.
144 bin lira kredi tutarı, 1022 lira aylık taksit. Dolayısıyla işte bu tablodan dolayı da ciddi yoğun bir ilgi söz konusu bu konutlara. Efendim, ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra Hande Sarıoğlu spor haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.